Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine tarladayız. Bahçede izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. Buna inanaraktan zaten yollara çıkıyoruz. Şu anda bu göstermiş olduğum yeni dikimler, yeni fideler. Deli sava, çakıldak diye de tabir ediliyor. Benim buraya dikmemin amacı, burada bir 20 ocak kadar sivri fındığım var. Sivri fındığın diplerine deli sava fındığını, filelerini diktim. Şimdi diplerine çapalama yaptım hem teraslama şekli olsun diye, hem de toprağını yumuşattım, suyu güzel çeksin diye. Bu şekilde fidelerim çoğu insanın yapmış olduğu gibi 6 aylık 1 yıllık fide değil. Ben elimden geldiği kadar 2 yaşında ve 3 yaşında fideleri dikmenin gayreti içerisindeyim. Şimdi derseniz ki işte 2 yıllık 3 yıllık kalın olabilir. Gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü köklenmeyi çok iyi yapıyor bir kere. Ben topraktan 5 santim 10 santim kesim yapmıyorum diktikten sonra. 50-60 santim 70 santim 1 metreye kadar o şekilde kesim yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde patlatma yapıyor. Bu lider bir ışıkın oldu. Bunu elimizden geldiği kadar güzelleştireceğiz. Yön vereceğiz. Bu da aynı şekilde bu şekilde İki tane patlatmış oldu. Bu daha geçen sene diktiklerim. Hatta geçen sene de değil, Mart Nisan aylarına diktim ben bunları. Yaklaşık kaç ay oldu? 6-7 aylık bir fide bunlar. Tabii tutmuş oldu bunlar. Yani kendini kurtardı. Bu yıl 2022'nin yazında daha çok güzel bir şekilde gülleşecek bunlar. Çünkü 6-7 aydır bunlar köke çalıştı. Şimdikten sonra da artık hızlı bir şekilde büyümeye, gelişmeye devam edecek. Onlar geliştikçe ben sivrilerden işte bir dal, iki dal üstlerini açacak şekilde keseceğim bunları. Mesela şöyle görmüş olduğunuz şu ocak, bu da deli savar. Bu üçüncü yılında ve dikmiş olduğum kalınlık şu kalınlık. Yani benim ana dikimim bu. Şu gördüğünüz şu kalın olan. Şu gördüğünüz kalın olan ana dikimlerim benim bu. Diğer filizler de zaten diplerinden atmış. İlerleyen zamanlarda bunları bu Nisan ayında, 2022 Nisan ayında budamalarını yapacağım bunların. Aslında taçlanmaları güzel. Ama ben daha bir güzel yapmayı düşünüyorum. Yani ocağı açmayı düşünüyorum. Bu şekilde yeni dikim fidelerimiz, deli savarlarımız bu şekilde. Benim bu bahçemde hiç deli savar yok. Ağırlık palas, yomra, karayağlı, sarı yağlı dediğimiz cinsler var. İşte bir de sivri fındık var zaten burada gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu da Nisan ayında diktiklerim. Bu tabii ana dalım şu kalın olan diktiğim. Ama şu diğerleri bu yaz patlattı ve büyüdü. Çok güzel oldu. Yani kökleri çok iyiydi bunların. O şekilde gelişimi daha güzel oldu. Yani şu şekilde şöyle göreyim. Yani benim tavsiyem fidelerinizi en az 2 yıllık, 1,5-2 yıllık dikerseniz gelişimi daha güzel oluyor. Bunun örnekleri benim elimde zaten mevcut. Ben kitaplara veya internete bakarak değil, birebir uygulayarak yapıyorum işlerimi. Mühendislerin açıklamaları tabii ki de önemli ama ben uygulama olarak yapıyorum. Doğru olanı yakalıyorum. Şöyle mesela gösterebilirim ana dallar. Patlatmış böyle güzel bir şekilde gitmiş. Tabi bunların dışlarında tepe vurumlarını yapacağız ilk barda inşallah. Şöyle. İşte bu da şöyle. Bunlar da 3 yıllık bildiğimiz ocak oldu. Aşağı yukarı yarım kiloya yakın da fındık aldık bunlardan. Her senin üstüne koya koya gidecek. Filizlenmelere, köklenmelere bol. Bunları da zamandan güzel bir şekilde ocağı açarak güzel bir şekilde ayar yapacağız bunlara. Kendi haline bırakmayacağız yani arkadaşlar. Şöyle elimden geldiği kadar tek olarak dikiyorum ben. Çünkü tek dal sistemine yakın bir sistem uygulamaya çalışıyorum. Hani ocak sisteminden artık hani uzaklaşıp bugünün teknolojisi veya aklıma daha çok yatan tek dal sistemine uyguluyorum. Tek dal dediğim tabii dipten filiz ışkın gelecek. Duruma göre onları 2-3 sene ellemem. İçlerinden en güzelini seçerim. İcabında ana dalı keserim, oradan bırakırım. Buna göre bir ayar yapacağız arkadaşlar. Beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.